Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kohlera fidelerimi çekeceğim ama şu anda böyle bir kumru böyle balkonuma konmuş, üşümüş galiba böyle bize bakıyor. Bakın uçup gitmedi, korkmadı, ürkütmek de istemiyorum kendisini. Şöyle çok seviyorum gerçekten hayvanları. Bakın çok tatlı maşallah Zaten balkonumdan hiç ayrılmıyorlar ki yani e, çok pisletiyorlar da balkonumu sürekli toprak e, böyle bazen e, çiçeklerimi de yerinden söküyorlar. Şöyle yavaş yavaş gidiyor galiba. <laughs> Rahatsız oldu. Şöyle arkadaşlar. E, şöyle bugün de arkadaşlar sizlere şöyle e, biliyorsunuz cam önündeki. Kohlera fidelerim var. Bunların üretimini ben yaptım. Bunlar çok miniklerdi arkadaşlar. Çok güzel gelişim sağladılar. Çünkü konumlarıyla ilgili ve hani onlara verdiğim yumurta suyu olsun, ıhlamur suyu olsun o şekilde sulamalarını yaptım. Böyle gün ışığı alarak hani güneş olmasa bile ne gün ışığı alarak arkadaşlar gerçekten cam önünde çok güzel gelişim sağladılar. Böyle bunlar arkadaşlar artık satışı hazır bir şekilde çiçek sever dostum Hafize Hanım da almak istedi kendisi çok seviyor böyle kohlera çiçeklerini ben de böyle tamam dedim artık hazır dedim şöyle yani hepsi değil de şöyle gördükleriniz bunları ayıracağım böyle birlikte ayıralım istedim arkadaşlar. Şunları sonradan koyduklarım yerim yok, e, petek üstüne koyamıyorum, yandığı için. Şöyle mermerim de çok dar ama şu şekilde dizdim ve şuralarını da şu şekilde değerlendirip, yani buralara bile şöyle koydum ki e, burada güzel geliş e, gelişsinler diye arkadaşlar. Şöyle içeride olanlar da böyle çok cılız büyüyor. Şöyle bakın, e, bir şaşırtmaca yöntemi yaptım arkadaşlar, şöyle. Bunlar da bu şekildeydi. Hepsini söktüm, tekrar dikimlerini yaptım. Böyle şaşırtmaca yöntemde arkadaşlar, e, tamamen söküp, rizom en dipte hiç toprak koymadan üzerine şöyle dolandırıp, şöyle göstereyim şunu içine doğru kıvra kıvra dolandırı dolandırı toprak koyup o şekilde böyle yaptım arkadaşlar. Bunları da cam önüne koyacağım. Şöyle bakın içeride gerçekten hani gelişimleri iyi olmuyor. Dediğim gibi yani çiçekler için her çiçek için bu geçerli arkadaşlar. Yeterli gün ışığı almaları gerekiyor. Bazı türler direkt cam önünü seviyor. Bazıları tül arkasını seviyor. Ama bunlar kış ayında olduğumuz için mutlaka kış ayında direkt böyle cam önüne koyun. Hiç güneş olmasa bile şöyle gün ışığından gerçekten o kadar güzel gelişim sağlıyorlar ki Bunlar da çok böyle kısa sürede çok güzel geliştiler. Bunları böyle e, ayıracağım arkadaşlar. E, şöyle şu çok güzel, tam satışı hazır bir durumda. <laughs> şöyle şunu ayıracağım arkadaşlar. Dur şöyle şunu e, ayrı koyayım. Şöyle Hafize Hanıma şunu şunları alayım üzerinden öncelikle. Artık cam önünde çok pislendi. Hiç e, almadım, hiç yerinden oynatmadım bunları. O yüzden bayağı bir batmış. Temizlemem gerekiyor tabii ki. Şöyle arkadaşlar şunları alayım daha rahat almak için. Mesela şu da çok güzel, hazır bir durumda. Hafize Hanım da sağ olsun bana güvendi. E, yani görmedi bile videolardan görüyor zaten böyle fideleri almak istedi. 6 tane almak istedi arkadaşlar. Şu şekilde 6 tane kendisine ayıracağım. Şu da çok güzel. Şöyle diplerinden bir sürü şöyle minik yavrular vermiş. Bu da çift rozetli. Şu şekilde arkadaşlar. Ekrandan büyütme yapmıyorum. Sadece kuşu çekerken yakınlaştırmıştım. Bu da çok güzel. Da mesela satışı hazır. Altlarına böyle tabaklar koymuştum. Hani e, altlarından suları çok akmasın diye zaten hani altından akacak kadar su vermiyorum ama toprak geçirgen olduğu için bazen akabiliyor. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 Bir tane daha seçeceğim. Şöyle arkadaşlar 6 Geçen gün de ilk defa şey aldım. Solucan gübresi sıvı. Ondan da verdim. Böyle çok güzel. İnşallah Hafize Hanım'da da güzel, sağlıklı büyürler. Bunların yarın arkadaşlar kargolamasını yapacağım. Şöyle o yüzden şöyle bir video çekmek istedim önden sizlere hem de Hafize Hanım da görsün benim çiçek dostum kendisini de çok seviyorum ona sarı papatyam diyorum <laughs> yani papatya yakıştırdım isim olarak ona o yüzden böyle 2-4-6 tane arkadaşlar ee, şöyle de hediye koymak istiyorum kendisine ee, bu da bakın böyle yavru vermiş hatta bir tane daha yavrusu geliyor bunu da kendisine hediye koyacağım bir de şunu hediye koyacağım arkadaşlar. Şöyle böyle tamamen 8 tane kohlerası olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya da artık bu kızlarımı dizeceğim. Ama camı temizlemem gerekiyor tabii ki. Şöyle videoyu kapattıktan sonra temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bunları artık büyüteceğim. Bunlar da bahara inşallah güzel gelişip büyürler. Ara ara böyle videolar çekiyorum. Şunlar da güzel. Şunlar arkadaşlar şöyle iki tanesi. Böyle satışı hazır durumda bir iki haftaya kadar. Şunlar da çok daha şu anda küçükler. Yine şu kısımlara da arkadaşlar. Şu dediğim fideleri Şaşırtmaca yaptığım fideleri koyacağım arkadaşlar üst kısımlara da orada güzel inşallah gelişirler birlikte takip edeceğiz bu şekilde arkadaşlar hmm. şöyle sizin de varsa dediğim gibi cam önünde konumlandırırsanız arkadaşlar çok iyi olur böyle çok güzel gelişim sağlarlar ben sürekli yumurta suyu veriyorum sulamasında da yani boş bir su vermiyorum arkadaşlar mesela e bir cezvede süt sıttığım zaman o cezvenin dibindeki sütü bile sulandırıp o şekilde veriyorum ee, o şekilde doğal bir vitamin almış oluyorlar arkadaşlar şu da güzel böyle büyümeye başladı böyle arkadaşlar e, bunlar da bakın böyle çok cılız büyüdüler yani dediğim gibi içeride ee, şöyle bir raf almıştım arkadaşlar. Şu üstte salon çiçekleri var. Şu alt raflarda da böyle kohlara fidelerim var. Bakın şöyle çok cılız büyüdüler. Bunlar o kadar güzel gelişmişlerdi ki cam ön önünde. Maalesef almak zorunda kaldım. Çünkü petekleri yakıyorum. O yüzden sıcaklık vuruyor. O şekilde de olmuyor. Zaten mermerim de e, salon camında yok sıfır olduğu için direkt petek üstüne koyuyordum. Kış ayında da mecbur kaldırmak zorunda kaldım. Şöyle bunlar da bu şekilde arkadaşlar artık baharda güzel gelişirler. Daha iyi ışık aldıkları zaman bunlar şöyle rizomlardan çıkanlar çok cılız büyüdü böyle arkadaşlar. Bunları da mutfak cam camının almayı düşünüyorum. Direkt cam önünde olmaları daha iyi olacak. Şunlar da e, e, dantel çiçeği şöyle fideler ekmiştim. Kış ayında da zaten gelişimleri biraz yavaş oluyor bu da arkadaşlar. Episkea şöyle daldan çıkan bir bebek. Böyle arkadaşlar şekilde balkonumda böyle kuş gitti maalesef. Uçtu gitti. Yan yan baktı bize gitti. Bu şekilde havada bugün çok soğuk arkadaşlar gerçekten. Ee, çok güzel bir hava vardı. Baharı yaşadık diyebilirim. Ama hava çok soğudu. Bugün bayağı bir soğuk. Ee, yarın da inşallah kargolama yapacağım. Kargolama videosu da sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar yeni tür çiçekler gelecek satışta olan. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup bana destek olurlarsa çok sevinirim. Güzel yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani yorumlarınızı okudukça daha da çok böyle e, videolar çekmek istiyorum. Gerçekten insanı motive ediyor destekler. O yüzden hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız çiçek dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.